programlamanın değerini vurgulamak için bir virgül gerekiyor. Peki. Siber güvenlik de var. O alanda neler yapıyorsunuz? Bir pentestçi var zaten. Sızma testi eğitimi alıyor Furkan. Peki. Chat kısmında olduğunda ben okurum orayı. Sayımız iyi. Sohbete başlayabiliriz. Ben kendimden bahsedeceğim biraz. Doğru sorular sorabilmeniz için ya da hangi alanda merak ediyorsanız o alanda sorular sorabilmeniz için kendimi anlatayım biraz. Bunun için de ekranı paylaşayım. Ben Cihan Özhan. 2000'lerin başından beri güvenlikle uğraşıyorum. Güvenlikle başladım diyeyim. Hayatım tamamen güvenlik olmadı. Fakat çalışmalara hackingle başladım. Çocukken. Bayağı hack yok yani. Başka bir şey değil. O zamanlar siber güvenlik sektörü de henüz yasal olarak oturmadığı için, oluşmadığı için yaptığımız her şey underground sayılıyordu. Ve yaptığım çalışmaların temelinde neyin nasıl işlediğini anlayabilmek için yazılım tarafını incelemeye başladım. Örneğin bir güvenlik zafiyeti var. Bu zafiyet doğal olarak bir yazılım, teknoloji zafiyeti. Ve bunu manipüle etmek için de kodlar gerekiyor. O zamanki aklımda söylüyorum. O zaman bunu manipülasyonu doğru anlamak için ve güwenlik zafiyetini, vulnerability dediğimiz zafiyeti doğru anlamak için, bunu manipüle edebilmek için yazılım tarafını anlamaya çalıştım. Nasıl olduğunu, nasıl çalıştığını falan. İşin biraz derinine inmeye çalıştım, özetle. En çok bilinen zafiyetlerden mesela SQL injection diyelim ki. SQL injection'da işte SQL'i biraz daha iyi öğrendim dedim. Mantığını doğru anlayınca güvenlik tarafında. Sonra yıllarca veri tabanı programlama üzerinde de çalışmalar yaptım bu nedenle. Yani sadece SQL injection zafiyetini doğru anlamak için başlamıştım. Aslında veri tabanı uzmanı olmak gibi planım da yoktu. 2012'de ileri seviye SQL Server veri tabanı üzerinde ileri seviye kitap yazdım. 700 sayfalık. Sonra Oracle üzerine 2010'da, 2009'da falan 250 videoluk video kurs çektim. Bunların hepsinin temeli SQL Injection merakından oluyor. Biraz fazla detaylara girmeyi seviyorum. İşin mantığını anlamak için. O arada tabii boş durmadım. Yazılım tarafında da çalışmalar yapıyordum. Aşağı yukarı 17-18 yıldır herhalde kod yazıyorum bir şekilde. İleri seviye benim siteden de göreceğiniz cihanosen.com'da kullandığım programlama dillerinde ileri seviye C# ile çalışmalar yapıyorum. Bu aşağı yukarı 17-18 yıldır yaptığım şey. Biraz öncesi de var ama daha amatör. Go 2015'ten beri yazıyorum. Python benzer şekilde Rust programlama dili. Nim, Halide, Julia bu gibi dillerle de uğraşıyorum. Farklı diller de var, Java falan ama çok uzun süre çalışmadım alanlarda. Güvenlik çalışmalarında da gene benzer şekilde bu üstteki dillerde çalışmalar yapıyorum. Go, Python, Rust, C# üzerinde güvenlik odaklı yazılım geliştirme danışmanlığı ve eğitimleri veriyorum uzun yıllardır. 14 yıldır eğitim veriyorum. Kurumsal eğitimler veriyorum. Bireysel eğitimler de veriyorum. Onlar da Udemy'den görmüşsünüzdür. Şuradan göstereyim profili. Zaten size de buradan bir ücretsiz C# kursu hediyemiz olacak. Onun kuponunu verdim arkadaşlara. Burada da 12 kurs falan var.
5 yıldır video çekmiyorum burada kabaca. Son yıllarda uzun zamandır yapay zeka üzerine çalışıyorum. 2014-15'te insansız otomobil geliştirme Ar-Ge'si yaptım. Elektronikçilerin merak ettiği konu olsa gerek. Bir insansız otomobil sıfırdan nasıl geliştirme? Bunun yazılım tarafı, yapay zeka tarafı. Ve 2015 gibi 15'ten sonra da bir insansız fabrika çalışması üzerine 2 milyon satır kod yazdım. İnsansız fabrika çalışmaları da yaptım. Önümüzdeki yıllarda da zaten çok daha güçlü olacak bu alandaki çalışmalar. Ve nihai olarak birçok ileri seviye konsepti güvenlikle birleştirdim. Güvenlikle yapay zekayı bir araya getirdim. Artık burada da bir organizasyonumuz var. AI Safe Lab. Safebox benim girişimim. Ticari girişim. Orada yapay zeka ile siber güvenlik bir arada çalışıyor. Bazı ürünlerimiz var. Bunlar ya demo ortamında çalışıyor şu an ya da taslak modunda diyelim. Henüz beta aşamasında olan yapay zeka ve siber güvenlik ürünleri var. Henüz genel açtığım herhangi bir şey yok orada. Sadece geri planda çalışan bazı projeler var. AI SecLab'da yapay zeka ve siber güvenliği bir araya getiren organizasyon. Burada birçok proje eğitim yapılıyor. Türkiye'de ilk Offensive AI Engineer ve AI Security Engineer, Machine Learning Engineer gibi uygulamalı eğitimler verdik. Burada Discord ortamına şuradan katılabilirsiniz. Şuradaki linklerden. Şu bizim Discord'umuz. Hatta bu 4 gün sonra 20 Ocak'ta AI Safety Summit yapacağız İstanbul'da. Buraya da katılabilirsiniz. Gene Türkiye'de ilk olacak AI Safety Summit. Yapay zeka ile siber güvenliği birleştiren bir zirve olacak. Oraya dahil olabilirsiniz. Biletler ücretsiz. Çaylar benden. Kahve de var. Tatlılarım da var. Şimdi bunların yanında kabaca bunlardan bahsettim. Güvenlik tarafında da ben size hızlandırmış bir şekilde konsept anlatacağım. Ondan önce merak ettiğiniz konular varsa sorabilirsiniz. Oralardan da başlayabilirim sizin planladığınız başlıktan. Ya da genel sohbet diye başlayabiliriz. Çünkü çok geniş bir alan. Siber güvenlik, bu kariyer path kısmı. Kariyerle alakalı merak ettiğiniz bir şey varsa ben oradan soruyu alır ilerlerim. Beni hani konuyu dağıtırım vesaire gibi düşünmeyin. Konu dağılmaz. Her türlü toparlarım. Siber güvenlikte merak ettiğiniz bir şey var mı? Kariyerle alakalı olabilir, kişisel gelişiminiz, o alandaki gelişiminizle alakalı olabilir. Ben bir şey sorabilir miyim? Tabii. İnsansız araç tasarlıyorum demiştiniz. Yani bizim gibi gençler konuya nasıl giriş yapabilir veya ilk başta neler yapabilir? Siz nasıl Yaptım. başlamışsınız? Tamam, yaptım. Şu an yapmıyorum onun üzerine. Şu an otonom sistemler güvenliği üzerine çalışmalar yapıyorum. Bazen savunma tarafıyla alakalı oluyor bunlar. Yani Türkiye'de halen daha bu alanda üretilen bir şey olmadığı için. Kara araçları, hava araçları, insansız otonom çalışan hava, kara, deniz araçları gibi. Bunlar da güvenlik odaklı. Yapay zeka ve güvenlik odaklı çalışmalar olabiliyor. Eğer meraklıysanız o konuda hemen size bir kaynak vereyim. Bu alanda biraz sohbet ettiğim bir şey vardı. Yayınım vardı. Birkaç saatlik. Göstereyim buradan. Şimdi bu çalışmaları ben yaparken çok fazla kaynak yoktu.
neredeyse hiç kaynak yoktu. Bu alanda çalışan, yapılan projeler de çok yok gibi bir şeydi. Tesla üzerine çalışıyordu, hatırladım. Başka da yoktu. Sadece Tesla. Onlar da söylüyordu, sadece elektrikli otomobil yapmıştı o zamana kadar. Şurada bakın, 2 saat 17 dakika. Geçen sene yayınladım. Lisans teknolojiler ve yapay zeka sistemlerinde siber güvenlik. Bir de şuralarda diğer videolar var. Yapay zeka güvenliği falan. İşte birkaç yıl önce yayınladım. Hadi. Yapay zeka başlangıç rehberi 5,5 saat. Ona da bakarsınız. Benim sanırım fazla. Ha, şurası. Endüstriyel yapay zeka ve otonom araçlar. 2 saat bir sohbet. Burada sohbetin yarısından sonra otonom araçlar tarafına geçiyorum. Orada birkaç tane insansız otomobil, açık kaynak kodu insansız otomobil var. Onların kaynak kodlarını gösteriyorum. Sitelerini, mantığını gösteriyorum. Biraz mimari plan. Çok fazla detaya girmiyorum tabii. Sadece webinar o. Şu an birkaç tane otonom araç var. Open source olarak geliştirilen. Onları inceleyebilirsiniz. Tabii ki bunun için tamamen sıfırdan başlamak mümkün değil. Öncelikle yazılım bilgisini ilerletmeniz gerekiyor. Zaten elektronikçiler için elektronik tarafını söylememe gerek yok. Fakat elektronikçilerin işi biraz kolaylaşıyor olabilir. Biraz daha konseptleri, dokümanları incelediklerinde elektronik tarafı da anlayabilir. Fakat böyle bir mecburiyet yok. Sadece yapay zeka tarafında da çalışma yapılabilir. Elektronik sonuçta bir donanım. Bunu birileri yapacak. Open source tarafta Çin Baidu, bu Çin'in Google'ı dediğimiz Baidu'nun open source yaptığı bir çalışma var. O da sanırım 2017'den beri geliştiriliyor. Kaynak kodları da paylaşılıyor. Bir de Amerika'dan bir arkadaşın, ilk iPhone'u hackleyen bir arkadaş var, George Holtz. Onun başlattığı bir şey var. Birkaç yıldır insansız otomobil projesi. O da open source geliştiriyor. O farklı bir model geliştiriyor. Yani üretimde direkt üretilirken insansız üretilen bir otomobil değil. Daha sonradan insansızlaştırılabilir bir aparat ve yazılım geliştiriyor falan. Fakat Çinli Baidu'nun geliştirdiği tamamen otonom ve open source. Böyle AutoWare var. AutoWare'ı da anlatıyorum orada. O da open source. Hatta Türkiye'de sanırım bir insansız otobüs yapılmıştı. Onun kaynak kodları da onun üzerinde çalışıyor. ROS bilen var mı? Robotic Operating System. Elektronikçiler belki duymuş olabilir. Evet, ben Robotic duydum ama uğraşmadım hiç. Operating System dediğimiz ROS işletim sistemi. Bunun üzerine zaten çekirdekte işte işletim sistemi üzerine robotik yetenekler kazandırılıyor. Bununla insansız otomobil geliştirme, bunu otonom otomobile dönüştürme gibi bir çalışma düşünülebilir Autoware için. Fakat Baidu farklı çalışıyor. Baidu tamamen sıfırdan insansız otomobil olarak tasarlıyor. Diğerini de söylemiştim. Bunlar gibi çalışmalar var. Bunlar incelenebilir. Hiç yapay zeka bilmeyenler şuradan 5,5 saatten başlayabilir. Teorik, işin konseptini anlatıyor. Yazılıma başlamayan şuradan 1 saat bunu mutlaka izlemesini öneririm. Yapay zekacılar da aynı şekilde. Birçok onlarca saatlik Python videosu var. Yazılım bilmeden olmaz bu çalışmalar. Ne güvenlik ne yapay zeka. Hepsinde Python'a ihtiyacımız var. Ve 15-17 saat falan benim bir bootcamp kaydım var. İncelenebilir o. Flask ile Python Flask ile web programlama. Bunlar da var. Veri tabanı programlama var. 10-15 saat falan. Ücretsiz. Bunları inceleyebilirsiniz. Şurada da yapay zeka güvenliği üzerine farklı sohbetler. Birkaç saatlik sohbetler var. Yapay zekaya başlayacak olanlar için de 2 tane alternatif var. Gerçek anlamda modern çalışabileceğiniz. Tabii ki fazla alternatifler de var. Bir tanesi TensorFlow.
Google'ın Machine Learning platformu. Onun için 1, 2, 3 tane 3 günlük bir seri var. 1, 2, 3 saat toplamda. Hızlı başlangıç. Bir de Facebook'un PyTorch var. Torch üzerine geliştirilen PyTorch. Burada da 2 videoluk. Gene 3 saate yakın 2 video. Bunları kullanabilirsiniz. İkisi de çok güçlü. Benim şurada yapay zeka eklediğim demolar var. Bunlara bakabilirsiniz, merak edersiniz. Mesela sağlam zafiyetlerden biri olan, ben bahsedeceğim biraz bunlardan, yazılımsal zafiyet. İşte Cyber AI demoları var. Mesela XSS dediğimiz cross-site scripting zafiyeti var. O zafiyeti deep learning ile detect etme üzerine bir demo sadece. Bir dakikalık sadece test videosu gibi düşünün. GAN algoritmalarına saldırı yaptım. GAN dediğimizde bugün günümüzde generative AI. Herkes duymuştur. Generative AI'da sentetik veri üretme için kullandığımız ilk güçlü algoritma GAN. Generative Adversarial Network, Artificial Neural Network'ün üzerine geliştirilen bir yaklaşım. Onunla geliştirdiğim bir CNN, bir arkadaş CNN dedi ya chatte. Convolutional Neural Network, görüntü odaklı, %99 görüntü odaklı kullanılan bir algoritma. Artificial Neural Network üzerine. İşte CNN'de geliştirdiğim bir modele GAN ile ürettiğim perturbation'ları, saldırı verilerini CNN'i manipüle etmek için kullanıyorum burada. Bu onun demosu. Burada static code analysis var. Gene yazılım güvenliğindeki konulardan birisi. Güvenli yazılım geliştirmede birçok araç gereç kullanılır. Örneğin 1.000 satır ya da 1.000.000 satır fark etmiyor. Kod yazdığınızda profesyonel bir ortamda yazılım ekibinde diyelim. Statik kod analizi ve dinamik kod analizi yapılır. Bu arada aslında genel eğitim bilgisi de vermiş oluyorum. Statik kod analizi dediğim şey kaynak kod elinizdedir. Onu çeşitli araçlarla ya da manuel olarak güvenlik zafiyetlerini araştırırsınız. Güvenlik araştırmacısı vardır. Diyelim benim gibi. Mesela ben C# geliştiricisi olarak baktığım bir C# projesindeki güvenlik zafiyetlerini fark edebilirim. Neden? Hem C# çok iyi biliyorum. İleri seviye derinlemesine, mimari olarak da inceleyebilirim. Hem de güvenlik zafiyetlerini biliyorum. Manuel olarak bunu inceleyip zafiyetler bulabilirim. Ya da otomatik araçlar var. Statik kod analizi araçları. Bu yazılımların işi bu tür farklı programlama dillerindeki kod zafiyetlerini bulmak otomatik bir şekilde. Sonra size tavsiyeler şeklinde geliştiricilere bir rapor veriyor. Siz ona göre düzenleme yapıyorsunuz. Ben işte yapay zeka ile, deep learning ile statik kod analizi yaptım. Çok basit bir şey. Ürünleştirileceğim bir şey değil bu. Yani Sandbox'ta böyle bir ürün üzerine çalışmıyorum. Sadece test. Diğeri sağdaki Attack on Image yani CNN algoritmasına GAN ile, bu sefer PyTorch ile bunu yapıyorum. Şununla benzer. Şurada SQL Injection Detection yapıyorum gene Deep Learning ile. Burada phishing URL, website detection yapıyorum. Gene Deep Learning ile. Burada da zararlı URL detection yapıyorum. CNN ve LSTM ile. Şurada da offensive AI dediğimiz yapay zeka hacklenebilir mi? Ve hackleyebilir mi? Gibi 2 saatlik bir sohbet var. Burada da offensive AI gene. 2 saate yakın. Şurada Baykar'da çalışan bu dronlar, insansız dronlarda çalışan benim adaş. Onunla yaptığımız bir çalışma var. Savunma sanayinde yapay zeka sohbeti 2,5 saatten fazla. Kendisi aktif olarak Bayraktar'da bu insansız hava araçlarında yapay zeka projeleri geliştiriyor. Burada biraz daha ileri bir sohbet var. Reinforcement learning ve işte bayağı drone mantığı üzerinden soru cevaplı ilerliyoruz. Sıfırdan başlayacak olanlar için ki direkt şunu tavsiye ederim. Şuradaki AI Security Engineer Mini Bootcamp. 6 video. Bunu hızlı tanıtım yapabilmek için yapmıştık. Göstereyim. Reklam. Buradan başlamanızı önereceğim. Mutlaka.
Şurada bakın yapay zekaya genel bakış. 3 saatlik bir giriş. Bootcamp'in girişi. Sonra siber güvenliğe genel bakış var. 2,5 saat. Sonra size bugün de bahsedeceğim. OWASP Web Top 10 var. 2 saat 13 dakika. Bununla devam ediyor. Sonra Deep Learning temelleri. Neural Network tabanlı çalışmalar. Ve küçük bir uygulama. Bu da 2 saate yakın. Deep Learning ile SQL Injection tanımlamasıyla alakalı. Ve son olarak da bu Türkiye'de ilk kez Türkçe yayın var burada. OWASP Machine Learning Security üzerine. Yapay zeka güvenliği üzerine OWASP'ın bir yayını. OWASP'ın ne olduğundan bahsedeceğim. Buradan başlamanızı öneririm. Ücretsiz bir şekilde yayında. Chat kısmına bakıyorum. Endüstri 4.0 hakkında ne gibi projeleriniz oldu? Aşağıda yazıyordu. İnsansız fabrika üzerine çalıştım. Autonomous Factory, Dark Factory gibi başlıklarda, Smart Factory gibi başlıklarda incelenebilir. Dünyada gerçek anlamda insansız fabrika yok denecek kadar az bu alanda çalışma. Endüstri 4 bu şekilde geldi fakat gerçek anlamda bir insansız fabrika yapılmıyor. Benim üzerinde çalıştığım şey tamamen bir satın almadan siparişin geldikten sonra nakliyeye kadar her şeyin otonom çalışması. Nakliyeyi planlamaya kadar her şey. İçerisinde binlerce şey var. Fakat vakti var dünyada, işin gerçeği. Saldırı güvenliğinde sertifika almadan nasıl ön plana geçilir? Hem kişisel gelişim için hem de işverenlerin nezdinde öne geçmek için. İşveren olarak cevap vereyim. Bir de araştırmacı olarak. Genelleme yapayım. Sadece güvenlik değil. Yazılımda da böyle. Yapay zekada da böyle. İki çeşit işveren var. Bir tanesi kurumsal diyebileceğimiz GSM, telekom firmaları, bankalar. Bunlar işin doğası gereği diploma sormak zorundalar. Ve bu diplomada da çeşitli detaylara bakarlar. Hangi okuldan mezunsun, işte ortalaman ne vesaire gibi. Bunlara bakmak zorundalar. Bu tür yerleri tercih ederseniz mecburen sertifika odaklı ilerlemeniz gerekiyor. Fakat işin gerçeği şu, oralarda çok gerçek teknolojiyi öğrenme ihtimaliniz yok. İster yazılımcı olarak girin, ister güvenlikçi olarak gerçek anlamda bir şey yapabilmeniz çok mümkün değil. Daha sıradan, ortalara yakın bir uzman olabilirsiniz en fazla. Ama bir yerden başlamak istiyorsanız evet doğru olabilir. Sadece oranın sizin için çıta olmadığını bilmeniz gerekiyor. İleri seviye bilgiler edinemezsiniz. Daha küçük butik ve araştırma odaklı yerlerden başlamanızı önerebilirim. Bu tür bir sektöre girerken diyelim. Şartları daha kötü olur. Belki daha az iyi olur ya da diğerine göre. Sonuçta bir bankanın plazası gibi bir ortamı olmayacak değil mi? Devasa çalışan ordusu falan. Diğer taraftan da gerçekten bir şey üretmek istiyorsanız, yani ben her yerde değerli olayım, zorlu projelerde çalışayım diyorsanız bu tür kurumsal yerlerden uzak durmanız gerekiyor. İşin gerçeği. Oralarda uzak durmanızın sebebi oralarda böyle projeler yok. Yani onların altyapıları 20 yıl önceden yapılmış. Sadece bug fix yapman gerekiyor. Ufak tefek geliştirme yapman lazım. Yani bir e-ticaret sitesi bile geliştirseniz orada o da ufak tefek bir şeydir. Çok ciddi bir şey öğrenemezsiniz. En fazla. Fakat gerçek Ar-Ge alanları savunma sanayinde olabiliyor. O da her alanda olmaz. Siz her gittiğiniz yerde direkt sağlam projelere giremezsiniz. Bunu beklemeyin. Hiç kimse size ne çalışan olarak güvenmek, yani kişisel olarak, karakter olarak güvenmek için sırada bekliyor. Ne de teknik olarak güvenmek için sırada bekliyor. Sizin alışmanız gerekiyor. Bu da açıkçası yıllar sürebilir. Gider gitmez size devasa bilgi kaynakları açılmayacak hiçbir zaman. Özellikle savunma sanayinde bilgi paylaşımı çok sınırlıdır. Tecrübeli bile olsanız fark etmiyor. Siber güvenlik tarafında da öyle. Benim projelerde örneğin
Çok stratejik çalışmalar olduğu için her proje için ayrı ekipler vardır. Ya bunları LinkedIn'de bile paylaşılmıyor gibi düşünün. Hangi projede çalıştıklarını sadece o ekiptekiler biliyor. Diyelim ki işte X siber güvenlik biriminde projesinde çalışan yapay zekacılar, araştırmacılar. Diğer taraftan kendini geliştirmek için eğer güvenlikte geliştirmek istiyorsanız gerçekten penetrasyon testi yapan bir yerden başlamanız gerekiyor. Burada da yaptıkları çalışmaları inceleyin. Mesela diyelim ki SOC gibi bir alandan başlayacaksınız. Bu SOC dediğimiz şey de çok popülerdir. SOC analiz deniyor. Altında özetle şöyle. Diyelim ki bir bankanın SOC birimine girdiniz ya da herhangi bir güvenlik firmasında SOC'ci olarak çalışacaksınız. Bilmeniz gereken temel siber güvenlik konuları var. Çok zor şeyler değil. Yapabilirsiniz. Yani elektrik mühendisliğini sınavını kazanan birisi için bile fazla kolay bir şekilde yapılabilecek bir şey. Gözünüzde büyütmeyin. Sadece hazırlanmanız gerekiyor doğal olarak. Güvenlik temellerini iyi atmanız lazım. Protokoller, standartlar. İşte bazı güvenlik tarafında böyle işin alfabesi olarak kullanılan şeyler var. Framework'ler var. İşte NIST framework diyelim ki. Öyle bir framework okuyacaksınız. Ya da Mitre. Mitre atak nedir mesela? Bu nasıl kullanılıyor? Temel sistem network bunlar nedir? Nasıl konfigür edilir? IP, TCP, işte protokoller bunlar nedir? Bunları da bir sistem kursu alarak yapabilirsiniz. Bir videoyla da video kursu da yapabilirsiniz. Ya da fiziksel olarak bir yere gidip arkadaşım bahsettiği gibi İsmet gibi bir yerde evet olabilir. Hocanız iyiyse bir şeyler katabilir size. Orada da hocaya bağlı. Hoca iyi değilse kurumun adının ne olduğu önemli değil. İsterse ünlü bir üniversite olsun fark etmiyor. Hocanın kalitesiyle alakalı bu. Hoca kalitesi ise, kaliteli ise Murtaza Kent Üniversitesi ODTÜ'den daha iyi olabilir. Murtaza Kent diye bir yer yok diyorum bu arada. Her örnekte kullanıyorum bunu ama Murtaza Kent. Bir de çıkıyormuş falan. Ben Murtaza Kent Üniversitesi dekanıyım, rektörüyüm falan. Ne demek istiyorsun? Şimdi üniversiteden çok hoca önemli burada. Bunlara dikkat edebilirsiniz. Temel sistem network bilgisi üzerine inşa ediliyor bunlar ve yazılım bilgisi üzerine. Sistem network odaklı ilerleyecekseniz mesela arkadaşlardan bir tanesi demişti ben DevOps alanında çalışıyorum. DevOps'un tarihini söyledim size. Çünkü o tarihi ben tanıklık ettim. DevOps yokken de ben 10 yıldır sektördeyim zaten. Developer Operations'tan geliyor. DevOps bundan önce şöyle oluyordu. Sistemcilerimiz vardı bizim. Ben nasıl yazılımcıysam sistemciler vardı. Bunlar bayağı Windows sistemleri, Linux sistemleri üzerine uzman kişilerdi. Dikey eğitimler almışlar. Yıllarca sistem alanında çalışmışlar. Bunlar diyelim ki bir çeşitli yazılım, web site hizmetleri olan bir firmada çalışıyor. Ve onların web sitelerini de yönetiyor. Hostinglerini, serverlarını da yönetiyorlar. Database işlemleri var. İşte database'i kur, kaldır, yedekle. Ya da bir web sitesinde şey olacak. Genel bir bakım yapacak plan. Bu gibi şeylere de o sistemciler bakıyordu. Yani bakmak zorunda kalıyordu. Çünkü birisinin yapması gerekiyordu bunları. IaaS ile alakalı bir ayarlama yapılacaksa bunu o yapacak gibi. Bunları onlar yaptı. Sorun yok. Fakat yazılım tarafı ve web hizmetleri, web tarafında kullandığımız, yazılım altyapılarında kullandığımız teknolojiler çok gelişti. Open source tarafta bile devasa yazılım projeleri var. Artık ciddi bir projeyi geliştirirken yazılım tarafında çok fazla alt yazılım kullanmamız gerekiyor. Servis, yazılım, open source, ücretli, ücretsiz fark etmiyor. Bunların hepsi işte big data tarafı, yapay zeka tarafı, güvenlik fark etmiyor. Güvenlik için bile kullanılması gereken birçok araç gereç var. Yazılıma entegre çalışması gerekebiliyor. Bunların hepsini yönetmek çok zor. Kurmak, konfigüre etmek çok zor. Artık bu sistemcilerin yapamayacağı bir iş haline geldi. Yani sadece oraya odaklanmış birisi gerekiyordu. Ve bunu yapabilmesi için de biraz yazılım mantığını biliyor olması lazım. Yazılımcı olmak zorunda değil.
Ama biraz yazılım biliyor olması lazım. Bir web sitesi nasıl deploy ediliyor? Mesela bunu biliyor olmalı. Ya da bir database nasıl kurulur, konfigür edilir? Bunları biliyor olmalı o kişiler. Kod nasıl yazılır, veri tabanına nasıl ulaşılıyor yazılımla falan gibi şeyler. Bunları bilmesi yeterli. İşte developer artı operations yani sistem bilgisi. Biraz geliştirme, biraz sistem bilgisiyle MLOps diye bir düzelteyim. DevOps diye bir kavram çıktı. DevOps bu. Aradan zaman geçtim. DevOps artık kendi alanında biraz dikey uzmanlık haline geldi. Sonra bir de yapay zeka diye bir şey çıktı. Yapay zekada da başka production sorunları var. Yapay zeka sıradan bir yazılım gibi deploy edilmiyor. Onun bambaşka mimarisi ve süreçleri var ve zor. Dikkat edilmesi gereken çok aşırı hassas konuları var. Yazılımdan daha hassas. Bunları da yapabilmek için tahmin edersiniz bir yapay zeka bilgisine ihtiyaç var biraz. Onun production tarafı hakkında bilgi sahibi olmanız lazım. Bir model, yapay zeka algoritmasının kod tarafına model diyoruz. O model nasıl deploy edilir? Ve nasıl yönetilmeli? Bakımı nasıl yapılmalı? Güvenlikle alakalı, tamam güvenlik katmayayım, o başka bir konu. Korkutucu bir konu. Performansı nasıl olur? İşte ben bu yapay zeka modeline gelecek trafiği, diyelim ki 1000 request'i ben handle edebilecek altyapı kurdum. Fakat 1 milyon request'i nasıl handle edeceksin? Gibi. Bu bir sorun. Bunlar yapay zeka odaklı baktığımızda çok zorlu program şeyler, problemler. İşte bunları yapabilmek için de DevOps artı Machine Learning bilgisi gerekiyordu. Buna da MLOps deniyor. Machine Learning Operations. Ve sonrasında bunların güvenlik tarafında da DevOps artı Security bilgisi. Yani sistem, temel sistem network güvenliği, biraz kod güvenliği, pentest bilgisi. Bence olması gerekenden bahsediyorum bu arada. DevOps artı Security rolü. DevSecOps. Bunun MLSecOps tarafında da tahmin edersiniz. DevOps artı Machine Learning artı Security bilgisi. Gene. MLSecOps da bu şekilde. Başka Emine demiş ki kesinlikle katılıyorum. Kurumsalda artık işler monotonlaşıyor ama kendimi geliştirmek isteyeceğim yerlerde doğal olarak daha ileri seviye istiyorlar. Tam olarak. Bir de şöyle bir durum var. İşin gerçeğini söyleyeyim. Biz geliştirdiğimiz yapay zeka ya da RPA gibi projelerle RPA Robotic Process Automation aslında basitçe RPA yazılımları var. Open source ya da ücretli. Ve bunlar belli süreçleri otomatikleştirmeyi sağlayan şeyler. Yani diyelim ki benim mail atmak gibi bir işim var. Benim şirketimde mail atma işi var. Çeşitli işler için. 5 tane birim var. Bu birim birbirleri arasında bazı verileri paylaşması gerekiyor. Bunun için 2 ya da 3 tane çalışan gerekiyor en az, değil mi? Sadece mail trafiğini yönetmesi için. Fakat oraya bir RPA yazılı mı? Yapay zeka yok. RPA'de yapay zeka olmak zorunda değil ama günümüzde yapılabiliyor. RPA artı AI gibi. Burada open source ya da ücretli bir araçla o mail trafiğini otomatikleştirebiliyorsun mesela. Ya da bir doküman dönüştürme işi var. Doküman işleme, doküman kategorize, classification gibi. Tamam, bunu insanla yaptığınızda belki 5 tane 10 tane insan gerekiyor. Büyüklüğüne göre değişir. İstifleme işlemleri diyelim ki. Ama bunları bir RPA yazılımına verdiğinizde otomatik olarak yapabilir bunu. Çok basit bir şekilde. Bunun gibi çok yani sonsuz olasılık bu. Herhangi bir senaryoya uyarlanabilir. Sadece bir pipeline belirlenebilsin. Pipeline oluşturabilen herhangi bir senaryoda RPA kullanılabiliyor. Çünkü adımları belirliyorsunuz. Step 1, 2, 3, 4 vesaire gibi. Ve onları programlıyorsunuz, tarif ediyorsunuz. O otomatik olarak gerçekleşiyor gibi düşün. Mesela basit yazılımlar. Şimdi böyle şeyler bile diyelim ki 1000 kişilik bir firmada 100 kişinin eğer doğru kullanırsa en az 100 kişinin işten çıkarılmasına sebep olur. Çünkü basit şeyler yapan kişiler o işleri yaptığından dolayı
doğal olarak artık gerek kalmıyor. Bir yazılımla otomatik geçtiğinde. Hatta benim son LinkedIn'de paylaştığım yayınlardan, haberlerden bir tanesinde Google'ın bu alandaki bir çalışmasından bahsediyordum. Google zaten geçen sene sanırım 10-12 bin arası kişi çıkardı. Personel çıkardı. Microsoft da 12 bin civarı çıkardı. Sonra 10 bin tane daha çıkardı herhalde. Facebook aynı şekilde 11-12 bin çıkardı. Bunlar aynı sene oldu peş peşe. Ve bunlar 2 günde çıkartılmaz. Yani belki 1-2 yıl boyunca onun planlamasını yaptılar. 10 bin kişi çıktığında diğer işler ne olacak falan gibi planladılar vesaire. Ve bundan sonra da bu çıkarmalar devam edecek. Google en son yayınladığı şeyde, haberde, iç süreçlerindeki birçok süreci otomatikleştirecek yapay zekaya ağırlık vermek istiyor. Bu nedenle birçok kişi işten çıkartılacak. Yani daha az çalışanla yapay zekayı kullanarak daha az çalışanla daha çok verim üzerine çalışıyor. Ondan önceki sene Türkiye'de bir banka bile 700 kişi işten çıkardı yani. Bir başkası 500 tane çıkardı. Bir tane hepinizin bildiği bir işte getir götür firması var. Mesela işte 4000 kişiyi birden çıkardı. Neden? Pandemi döneminde çok fazla alım yaptılar. İşte data scientist şu bu herkes artık sıradan bir SQL bilen bile veri bilimci olarak işe girer hale geldi. İşte ufak Python bilgisi olanı bile alalım dediler falan. İleride lazım olur dediler. Sonra bunların hepsini 4000 tanesini bir anda çıkardı. Bunun sebebi bunun o kişilere uygulanmasının sebebi onlar replace edilebilir kadar basit bilgilere sahiplerdi. İşin gerçeğini söylüyorum. Kendinizi geliştirecekseniz. Diyelim ki Muharrem biraz Python biliyor. Başka da hiçbir şey bilmiyor. Yani veri tabanı işlemleri falan yapıyor. Şimdi Muharrem'in bir maliyeti var firmaya. Ben Muharrem'in yaptığı işi çok basit bir AI servisi ya da bir stajyerle yapabiliyorsam Muharrem'e o parayı vermeme gerek yok, değil mi? Benim için ciddi maliyet. Fazladan. Yani biraz mantıklı düşünmek gerekiyor. Ama aynı senaryoda Muharrem'in detay ve ileri bilgileri varsa, birçok alanda uzmanlığı varsa, kişisel yetenekleri de var. İletişim olur. Farklı alanlarda genel kültürü, sorun çözme bilgisi, teknik birçok bilgisi. Diyelim ki Python'da daha da derin bilgisi var. İşte web tarafında farklı mimariler konusunda tecrübeli falan. Sürekli kendini geliştiriyor. Ben ilk replace edeceğim kişi olarak onu düşünemem. Bunu aslında kendisi belirlemiş oldu. Ben belirlemedim. Ve işte bu nedenle eğer basit işlerle basit bir şekilde kendimi geliştireyim, çok az bileyim, çalışayım diyorsanız eskiden bir program vardı. Şans kapıyı kırınca diye. Belki bilmezsin, çok eski bunlar. Şans kapıyı çalınca diye bir şey vardı. Böyle. İşte kapıya geliyorlardı tık tık falan böyle şey gibi. Neydi? Yarışma programı. Sen evdeyken işte yarışma yapılıyor gibi düşün. Böyle soru cevap falan bilirsen işte hediye veriyor. Onun esprili hali de şans kapıyı kırıncaydı. Biraz öyle oluyor yani şans kapıyı kırar sizde. Sonra dersiniz ki ben işsiz kaldım bana adil davranılmadı falan. Aslında gayet adil davranılmıştır. Sen kendine adil davranmamışsın. O yüzden öyle olmuş. Kabaca böyle. Yazılım bilgisi çok önemli. Şimdi kabaca sektörle alakalı bilgi vereyim. Siber güvenlik tarafında siz bir yerlere işe girmeye girdiğinizde yazılımın ne kadar önemli olduğunu duymayacaksınız. O yüzden şu an ben söyleyeyim. Yazılım çok kritik, öneme sahip. Yazılım bilmezseniz çok basit bir şekilde replace edileceksiniz. Kesin olarak söylüyorum. Bu otomatikleştirme yazılımları üzerine yani yapay zeka ile otonom bir şeyler üretme üzerine ben yıllardır çalışıyorum. Her şey düşük maliyet üzerine kurulu.
500 kişinin yaptığı şeyi ben bir yapay zeka ya da bir yazılımla yapabiliyorsam, kesinlikle 500 kişinin parasını tek bir hamlede o yazılıma veririm ve yıllar boyunca bütün 500 kişinin bütün sorunlarından kurtulabilirim. Firma böyle bakar işin gerçeği. Bu nedenle ne yapıyorsanız yapın, elektronik mühendisi de yapabilirsiniz artık ne yapıyorsanız. Fakat kod yazmanız gerekiyor. Kod yazmıyorsanız sizin gibi birkaç milyon tane elektronik mühendisi hazırda bekliyor. Onların arasında savaşamazsınız. Onu söyleyeyim. Mutlaka birileri önünüzde olacak. Fakat bunun üzerine yazılım bilgisi varsa direkt belki 750 bin tanesinden sıyrılmış olacaksın yani. Bu kadar. O alanda daha da çok bilgin varsa elektronikte ve yazılımda diyelim. İşte kalacak 100 bin. Tamam, bundan sonra farklı teknikler, taktikler gerekiyor artık. Daha çok kendini göstermen, daha çok gelişmen falan. Rekabet yüksek. Siber güvenlik tarafında da sektörde, Türkiye sektöründe ikiye ayıralım. Bir ürün kullanım tarafı var. Siber güvenlik ürünleri kullanma tarafı. Bu SOC dediğimiz alanlar gibi. Burada yabancı birçok yazılım var. Bu yazılımlar sistemlere kurulmuş daha önceden ve gelen bütün trafiği, veriyi vesaire inceleyerek bir zafiyet olup olmadığını, saldırı olup olmadığını söyleyebildiğini düşünün. Ve burada da ekranlara o bilgilerin düştüğünü düşünün. Onu ekrandan inceleyerek analiz eden, işte böyle bir zafiyet olabilir. O alertleri, alarmları takip edip gece gündüz bunun bir saldırı olup olmadığını analiz eden, aslında gözlemleyen, saldırı mı değil mi diye ayrıştıran kişiye de analist deniyor kabaca. Tabii ki orada temel seviyede güvenlik bilgisi gerekiyor. Fakat herhangi bir geliştirme vesaire yok. Tahmin edersiniz, burada çok küçük düzenlemelerle yazılım ya da yapay zeka ile bunların replace edilmesi çok kolay olacak. Bu ürün tarafı mesela. Ama buradan başlayabilirsiniz. Onu söyleyeyim. Sorun yok. Sadece çok kalıcı olarak düşünmenizi öneririm. Belli bir süre yapılır. Sonra o sürede kendinizi geliştirmiş olmanız lazım. Yazılımda, daha farklı ileri güvenlik çalışmalarında, belki penetrasyon, belki hacking, sistem, network, yazılım neyse. Bunları da kendinizi geliştirmiş olmanız gerekiyor. Sonra kariyerde bir sonraki basamağa geçmiş olmanız lazım. Orada çok fazla kalmanız önemli. Gelişemezsiniz. Diğer güvenliğin diğer tarafında da gerçekten saldırı yapmak, güvenlik araştırmaları yapmak için bulunduğunuz alan var. Burası bazen ethical hacking denir, bazen security researcher denir, bazen security engineer denebilir ama security engineer daha çok diğer taraf kullanır. Ürün tarafında dikey olarak ilerleyenler falan. Fakat iki taraf da kullanılabiliyor bunları. Security researcher dediğimiz arkadaşlar yazılım bilmek zorunda. Yazılım bilmeden güvenlik araştırması yapamazsınız. Ve bunların işi bir sistem, bir open source yazılım ya da bir web sitesi, sistem network altyapısı fark etmiyor. Herhangi bir şey değil. İnsansız otomobil de olabilir. Bu gibi alanlarda dikey olarak uzmanlaşmış. Yani herhangi bir tanesinde uzmanlaşmış. Ve orada bütün olası senaryolarda çeşitli güvenlik açıkları bulmaya çalışan kişiler. Tabii ki bunlar kesinlikle kolay değil. Yani temel seviyede çalışmak evet bir yerden başlayacaksınız. O çok zor değil. Fakat uzmanlığın sınırı yok orada. Kimisi diyelim ki bir Windows sistemlerinde uzman, bir güvenlik araştırması diyelim. Orada yetki yükseltme, zafiyeti araştırıyor. Yani ya da genel olarak bir zafiyet araştırırken bir privilege escalation uygulamaya çalışıyor. Yani yetki yükseltme, zafiyeti arıyor. Ne demek bu? Basitçe bir guest hesabınız var diyelim ki. Ben guest hesabı üzerinden o sistem üzerindeki herhangi bir zafiyeti bularak, bu bir yazılımdaki zafiyet de olabilir, işletim sisteminin kendisinden kaynaklı da olabilir. O da bir yazılım sonuçta. Ya da senin orada kurduğun
konfigürasyonunda ya da kurduğun bir yazılımda zafiyet vardır. Ben onu da manipüle etmeye çalışabilirim. Bir şekilde o sistemdeki basit olan yetkimi bir üst seviyeye çıkarmaya çalışmak. Diyelim ki. Bu yetki yükseltme. Bu bir web uygulamasında da olabilir. Bir sistem altyapısında da, network'te de olabilir. Bir mobil uygulamada ya da insansız otomobilde de olabilir. Fark etmiyor. Yani kalp pilinde bile olabilir. Kalp pilleri de eklenebiliyor işte. Bir drone da olabilir. İnsansız hava aracı, kara aracı falan. İşte bu gibi araştırmaları yaparlar. Orada da sıkı yazılım ve güvenlik bilgisi lazım. Burada. Bu taraf ve diğer tarafı ayırmıştık ya. Yine bu taraftan örnek vereyim. Penetrasyon testi. Temel seviyede güvenlik açığı araştırma konusu. Bu da ikiye ayrılabilir. Birisi araç gereçlerle bunu yapmak. Pen test yazılımları var. Ücretli, ücretsiz. Bu yazılımları kullanarak bir sistemdeki güvenlik zafiyetlerini araştırabiliyorsunuz. 2000'lerin başından beri var böyle yazılımlar. Bazıları işlerini güzel yapıyor. Onlar bir sistem üzerindeki zafiyeti araştırır ve çıktı olarak bazıları rapor da verir. Bunu kullanarak yaparsanız doğal olarak yani işi o yazılım yaptığı için sizin bir öneminiz olmuyor. Gerçekçi olalım. Bir de manuel olarak yapmak var. Manuel kısmı da zor tabii ki. Yazılım biliyor olmanız çok önemli burada. Gerçek bir penetrasyon testidir. Bence gerçek anlamda yazılım biliyor olması lazım. Ve security researcher rolü gibi düşünülebilir aslında. Tam olarak değil, aynı şey değil. Bir tanesi tamamen işte pentest biraz daha temel seviye kısım diyelim. Security researcher daha ileri seviye çalışmalar yapması gerekir. Pentest'te dedik ikiye ayrılır. Birincisi araç gereçlerle bunu yapmak. Diğeri de manuel olarak bunu yapabiliyor olmak. Ben bir web sitesine girdim de orayı hacklemek istediğimde elimde hiç araç gereç olmasa bile bir tarayıcı yardımıyla ki tarayıcıya da gerek yok aslında bir sisteme request atıp ve elde ettiğim respons üzerinden çeşitli güvenlik yorumları yapabiliyor olmalıyım. Gerçek bir pentestçi bunu yapmalı zaten ve onun üzerinden de neyi bilmeniz gerekiyor mantıken? Request neydi? Bir web sitesine istekte bulunmak. Çünkü request'in içerisinde, request dediğimiz şey ne? Request nesnesi içerisinde ne var? Bunu iyi bir yazılımcı çok derinlemesine bilir. Çünkü tamamen iş onun üzerinden yürüyor. Tabii ki güvenlikçi de bilebilir. Çünkü request ve response'un mantığı çok standarttır. Değişmez yani. Protokoller bellidir, standartlar nettir. Bunları çok iyi biliyor olmanız gerekiyor. Request'le ne gidiyor? Ben bunda neler yapabiliyorum? Neyi manipüle edebiliyorum? Bana gelen şey ne? Response. Sunucudan geliyor. Response bana ne getiriyor? İçerisinde data diye HTML bir çıktı var. O çıktı içinde de payload deniyor. Faydalı yük. Faydalı yük ama işte bir savaş uçağının üzerindeki silahlar da faydalı yük olarak geçer. O yüzden aldatmasın hadi. Faydalı yük var. Ben bunu sunucunun bana gönderdiği response içerisindeki veriyi elde edip buradan ne tür güvenlik anlamları çıkarttım. Bana ne geliyor? İnternet web standartları gereği bana HTML, CSS, JavaScript falan gelebilir. Bir frontend zafiyetinde ne varsa ben onun içerisinde bulabilirim. Frontend zafiyetlerinde neler var? Diyelim ki XSS diye bir şey var. Şimdi XSS zafiyetini araştırabilirim ben gibi. Ya da ben sunucuya bir istekte bulunuyorum. Sunucuda bir veri tabanı var. İsteğim web server'a gidecek. Web server'dan database'e gidecek. Database'e gittiğinde de ne yapabilirim mantıken? SQL injection'de bir zafiyet varmış. Demek ki ben request içerisinde sunucuya bir SQL paketi, zararlı bir SQL isteği gönderebilirsem nasıl göndereceğim? Zafiyet konusu. Sistemle alakalı. Eğer ben gönderebilirsem database'i manipüle edebilirim. Nasıl gidecek bu? Gene client tarafındayım. Request içerisinde sunucuya onu yedirebilmem lazım.
Bakın o aradaki veri iletişimini bir kere çok iyi biliyor olmanız lazım. Yani web, HTTP nasıl çalışıyor? Bunların standartlarını bilmeniz lazım. Gibi. Ne kadar detay bilginiz olursa saldırıyı ona göre şekillendirebilirsiniz. İşte bu gibi standartların hepsi aslında güvenlik konusu da diyebilirsiniz. Bir sistem, iyi bir sistem, iyi bir networkçü de bunları biliyor olmalı diyebilirsiniz. Bu da doğru. İyi bir web programcısı da bunları bilmeli. O da doğru. Haliyle şöyle denebilir. İyi bir güvenlikçi olmak için önce inşa etmeyi biliyor olmak lazım. İnşa etmeyi bilmeden onu sağlıklı bir şekilde yıkamazsın, manipüle edemezsin. Önce bir yazılımı inşa edersin, nasıl çalıştığını bilirsin. Sonra bunun üzerine ben onu nasıl kırarım kısmını bilirsin. Gerçeği olması gereken. Herkes bunu yapamaz, bu ayrı bir seviye. Ben olması gerekenden bahsediyorum. Fakat bir yerden başlamak gerekecek. O da basit olabilir, sorun değil. Sadece hedefi çok küçük tutmayın. Araştırma yapabilmeniz için ben size OWASP'tan bahsedeceğim. OWASP'ın zaten benim video listesinde vardı. OWASP Web Top 10 diye. Neredeyim ben? Şurada sunumlarım var. Birçok sunum. Blockchain, yapay zeka, mobil uygulama güvenliği, yapay zeka güvenliği, endüstriyel yapay zeka ve otonom sistemler. O webinardaki kaydın sunumu. Machine Learning as a Services. Bu da bir yapay zeka. Bu bayağı aslında kurumsal danışmanlık konusu. Bunların hepsi. Şunlar. Yapay zeka nasıl yayınlandığı falan. Neredeyim ben? Şurada. Bir de burada. Bu işimizi görür. Bu da görür. OWASP diye bir şey var. 2001'de bu kuruldu. Open Web Application Security Project açılımı. Bunu 4 yıl önce yayınlamışım. Fakat halen güncel. Kar amacı gütmeyen bir kuruluş bu. Organizasyon. Zaten bunu çok detaylı anlatımını benim videolardan bulacaksınız. Top 10 listesi yayınlıyor bu kurulduğundan beri. İlk 10 güvenlik zafiyeti olarak düşünün. Ve listesi de şu. Injection dediği şey SQL injection aslında. Bunların detaylarına girmeyeceğim. SQL injection sonradan zaman içerisinde birçok farklı injection tekniğini içerisine aldığı için başındaki SQL'i çıkardık. Mesela code injection da var, bir şey injection var. Farklı farklı injection'lar. Hepsi tek bir kategori injection'a dönüştürüldü. Ama ilk uzun yıllar bu SQL injection olarak geçerdi. Sonra XSS var, cross-site scripting. Şimdi injection dediğimiz SQL olarak bakarsak bu bir backend yazılım zafiyetidir aslında. Backend odaklı. Güvenlik zafiyetlerin %50'si backend, %50'si frontend odaklı olur. Kabaca söylüyorum. Kritiklik seviyesi değişir. Injection genellikle backend odaklıdır. XSS frontend odaklı. Fakat backend'i etkiler. İki, üç tipi var. Bunlardan bir tanesi backend'i etkiler. XSS zafiyeti frontend zafiyetinden oluşan bir manipülasyon tekniği diyelim. Ve ben oradan direkt bir database'e erişebiliyor olabilirim o zafiyet üzerinden. Broken Authentication and Session Management. Bu da bir kategorik zafiyet gene. Altında birçok farklı zafiyet var. IDOR var. Insecure Direct Object References. Basit bir şey fakat ciddi bir hacking sorununa dönüşebiliyor. CSRF ya da XSRF var. Cross-Site Request Forgery. Bu da uzun yıllardır var olan bir zafiyet gene. Security Misconfiguration, bu da gene bir kategori aslında, zafiyetler kategorisi. Bunun altında birçok şey olabilir. Altyapıyla, yazılımla neyse bununla alakalı bütün konfigürasyon yapılandırmalarındaki olası tüm senaryo, tüm zafiyet senaryoları, tüm hata senaryoları. Dan kaynaklanan hacking. Insecure Cryptographic Storage,
Bu da veri depolama tarafındaki kriptografi şifreleme sorunlarıyla alakalı. Failed to restrict URL access, insufficient transport layer protection, bu TLS ile alakalı, SSL ile ilgili ya da TLS deniyor günümüzde. Unvalidated URLs and forwards, bu vesaire vesaire. 103 sayfa bu. Kabaca SQL injection'ı incelemek için mesela şöyle, ben işin temellerini anlatıyorum. Bakın burada database bilmeniz gerekiyor. Çünkü bu bir SQL sorusu. SQL bilmeniz lazım. İşte. Ve bu bilgi bile sayılmaz. Hani şöyle bir yapı. Bir SQL injection saldırısı bayağı karmaşık olabiliyor. Çok karmaşık. Bunlar çok uzun konular tabii ki. Her bir başlık bambaşka senaryolar. Oralara uzun uzun girip kafanızı karıştırmayacağım. Örnek senaryolar da koydum. Mesela Sony Hacked. İşte 2011'de hatırlıyorum. Bu arada bir hacking ile alakalı güvenlik işte sorunları, haberlerini incelemek isterseniz thehackernews.com var. Bunu düzenli takip edebilirsiniz. Dünyadaki bir nevi hacking haber bülteni gibi bir yer burası. Bayağı güncel takip edebilirsiniz. Sony eklenmişti mesela, database çalınmıştı. Fark etmiyor, Amazon.com da eklendi. SQL Injection'dan diğerleri de eklendi. Ve ilerleyelim. Bunlar SQL. Geçiyorum. Nasıl korunacağınızı falan da anlatıyorum biraz. Arada bir blacklist falan. Bunlara girmeyeceğim. Daha çok teknik anlatılması gereken şeyler. İşte araçlar var burada. Bu da cross-site scripting, OWASP içerisinde gelen XSS ne olduğunu söylüyor. Mesela bunu anlatayım. Bu sizin mevcut, yani hiç güvenlikçi olmasanız bile sizi etkileyecek bir şey. Bu. Şimdi bu XSS arkadaş temelde üçe ayrılır. Bir tanesi, hatta iki tanesi çok çok sonucu kötü bir şekilde etkilemeyebilir. Fakat bir tipi çok tehlikelidir. O da stored XSS zafiyeti. Depolanabilir XSS diyelim. Öncelikle XSS nedir? Ben bunu baştan anlatayım. Bu demiştim ya, 2000'lerin başlarından beri işte hack'le falan uğraşıyoruz. Teknoloji değişse de hacking ve insan çok fazla değişmiyor. Standartlar da öyle. O zaman hatırlıyorum, hacking forumlarında, işte yönetici olduğum, kurucu olduğum falan hacking forumlarında şöyle bir tabir geçerdi. Yorum açığı buldum. Diyelim ki abc.com e-ticaret sitesi. Trendyol olsun. Hepinizin bilince. Trendyol'da yorum açığı buldum derlerdi mesela. Bunun teknik adı XSS'tir. Yorum açığı, yorum alanı, yorum alanı oluyor. Mesela bir ürüne yorum yaptığınız alan var ya, orası yorum alanı. İşte yorum alanı açığı buldum. Yorum açığı. Orada bahsedilen zafiyet XSS aslında. Bunun sebebi şu. Şimdi görselde anlatacağım. Bir web sitesi, bu abc.com olsun, e-ticaret sitesi, ürünler listeleniyor. Bunun mantığı ne? Bir ürün listelerken sıradan bir kullanıcı olarak sizin manipüle edebileceğiniz çok sınırlı yer vardır. Yani veri, data input yapabileceğiniz çok az alan vardır. Bunlardan bir tanesi ürüne yorum yaptığınız alandır. Ürün ekleyemezsiniz siz. Çünkü siz yetkili değilsiniz orada. E-ticaret tarafında. Fakat o ürüne yorum ekleyebilirsiniz. O zaman ben yorum alanında bir zafiyet bulursam neyle? XSS zafiyetiyle ben database'e erişebilirim. Peki nasıl olacak? Burası şöyle çalışıyor. Bu sıradan kullanıcımız. Bu da saldırganımız. Saldırgan güvenlik araştırmaları yapıyor. Penetrasyon testi yapıyor. Bir web sitesi üzerinde hacking çalışması yapıyor. Ne dersiniz? Bir bakıyor ki abc.com e-ticaret sitesinde
yorum alanında, o veri giriş alanında girilen veri sanitize edilmeden direkt arayüzde sayfalanıyor. Sanitization işleminde. Yani enkod edilmeden. Ben o input alanında bir HTML, JavaScript falan yazdığımda gidiyor database'e kaydediyor input'u, benim girdiğim input'u. Sonra sayfayı yenilediğimde ya da herhangi birisi o sayfaya girdiğinde o yorumları görecek ya, database'den gelen yorumları görecek sonuçta. Bunları sayfa dolarken database'de benim saldırgan olarak database'e eklediğim JavaScript kodunu da alıyor, sayfada parse ediyor. Bu XSS zafiyeti olduğunu gösterir. Tekrar edeyim. Ben saldırganım. Bir sitede XSS zafiyeti buldum. Bunun anlamı şu. Ben veri input'u yaptığım, veri girişi yaptığım alanda veri giriyorum, yorum alanı diyelim. Bu kaydettiğimde database'e direkt gidiyor. Ama hiçbir işlem yapılmadan direkt gidiyor. Sonra ne olacak? O yorumların listelendiği linke tıklayan kendi tarayıcısında bunu açacağı için database'den benim yorumum yerine, saldırgan olarak benim yorumum yerine JavaScript kodunu alıp onun tarayıcısında çalıştıracak. Bu olmaması gerekir web yazılımda. Ama teknik olarak yapılabiliyor. Yazılımcının bunu sanitization işlemine tabi tutması lazım. Sanitize etmesi, yani bir nevi saflaştırması. İşte encode etmesi, teknik olarak encoding işlemi. Yani ben saldırgan olarak bir input verisi girdiğimde HTML ya da JavaScript, bunu encode edip zararsız hale getirmesi gerekiyor. Artık JavaScript olarak anlaşılmaması lazım. Ne tarafından? Herhangi bir tarayıcı tarafından. Bunun için de encoding yapılması lazım. Düz bir metin olarak işlenir eğer encode edilirse. İşte bunu yapmadığında yazılımcı XSS zafiyet oluyor. Ne oluyor? Saldırgan bir zararlı script yazmış. Bu script vulnerable, yani zafiyeti olan, ki buradaki senaryoda zafiyetimiz ne? XSS. Vulnerable website'da XSS zafiyeti bulmuş. Buna uygun bir JavaScript yazmış. JavaScript de şu. Bunu kim çalıştırırsa çalıştırsın, onun abc.com'daki giriş yaptığı tarayıcı, diyelim ki Chrome. Oradan cookie'lerini, cookie dosyası, TXT dosyası var. Yani sizin tarayıcılarınızda, client olarak sizin tarayıcılarda cookie dosyaları tutulur. TXT. Çok küçük bir şey. Bunun verisini alıp kendi saldırgan.com diyelim ki oraya upload edecek, gönderecek. Bu saldırgan JavaScript kodunu sisteme, XSS zafiyeti olan sisteme yüklüyor. O ne yapıyor? Alıyor bunu. Doğrudan database'e gönderiyor. Database'e normal bir veri gibi saklıyor. Neyi? JavaScript kodunu. Saldırgan odaklı, zararlı bir JavaScript kodu. Sonra aynı sayfayı 10 bin kişi ziyaret ediyor. 10 bin kişi o sayfayı açıyor. Ne olacak? Bu siteyi açtığında yorumlar tarayıcıda yüklenmeye başladığında ne gelecek database'e? Saldırı odaklı, saldırgan tarafından saldırı amacıyla veri tabanına yüklenmiş JavaScript kodu 10 bin tane kullanıcının tarayıcısına gönderilecek response olarak. Ve onların tarayıcısı bunu render edecek. Render ettiği kod zararlı bir JavaScript kodu. Diyor ki al buradaki cookie dosyasını, xyz.com saldırganın sitesine gönder diyor. Bu süreç XSS zafiyetiyle oluyor. Sonra da bu saldırgan 10 bin tane abc.com e-ticaret sitesi kullanıcısının hesap bilgilerini çalabiliyor. Çünkü o e-ticaret sitesi yetkilendirmeyi, diyelim cookie'ler üzerinden bu yetkilendirmeyi gerçekleştirmiş, alıyor. Tarayıcı olarak, request olarak kendisi sanki 10 bin kişiden bir tanesiymiş gibi davranıyor. Diyor ki bak, bana gönderdiğin yetkilendirme odaklı cookie var ya diyor.
Al diyor, bak bu bende. Ben işte Murtaza'yım diyor. Murtaza'ymış gibi davranıyor. Tamam. ABC.com bakıyor. Ve diyor ki bu benim Murtaza'ya verdiğim bir cookie diyor. O zaman bu Murtaza. Çok mantıklı. Al sana Murtaza diyor. Senin hesabın. Gibi. Bu XSS'de olan bir şey. Bunun gibi binlerce zafiyet var. Çok keyifli bir alan. Bunu aynı şekilde OWASP'tan yazılım güvenliği odaklı bakarsanız OWASP'tan başlamanızı öneririm. Mobil uygulama güvenliği merak edenler için de Mobile Security tarafı var. 66 sayfalık bu da. Mobile Device and Application Security. Burada da OWASP Mobile Top'tan var. Bakın mobil uygulamanın %85'inde güvenlik zafiyetleri var diyor. Filan filan. Uzun uzun. Öyle mi böyle mi? OWASP Web Top'tan bu. Sol taraftaki OWASP Web. Sağdaki bunun mobile versiyonu. Gene OWASP'ın mobile'ı. Improper Platform Usage, Insecure Direct Storage, Insecure Communication. Yani sizin bir mobil uygulamanız var. Bu bir web API'si ya da servis ya da siteyle veri alışverişi yapıyor. Mesela login için diyelim ki. Oyun da olabilir bu. Oyunlarda da öyledir. Sonuçta sizin bütün verinizi yedeklemesi lazım diyelim. Orada mesela Insecure Communication, işte SSL kullanmamış ya da SSL'de yanlış bir kullanım yapmış. Orada veri çalınabiliyor gibi. Insecure Authentication, Insufficient Cryptography vesaire. Çok detaylı konular hepsi. Insecure Authorization, Client Code Quality, Code Tampering, Reverse Engineering vesaire. Birçok zafiyet var. Şurada OWASP.org üzerinden Project Mobile Top'tan erişilebilir. Ya da Top'tan diye doğrudan Web Top'tan'a erişebilirsiniz. Çok detaylı bunlar. Fakat tahmin edersiniz önce yazılım bilgisi. Mesela web programcısı olmak zorunda değilsin ama web'i programlamış olman lazım demek. Çalışma mantığını doğru biliyor olman lazım. Authentication mekanizması. Diyelim ki bir kullanıcı nasıl login oluyor? Sen bunu bilmiyorsan saldırıyı gerçek anlamda anlayamazsın. Yani kalitesiz çalışırsın diyelim. Bir kayıt işlemi nasıl oluyor? Login nasıl oluyor? Login'de session nasıl kullanılır? Diyelim ki GW token diye bir şey var. GW token'ı ben nasıl kullanırım? Nasıl kullandığını bilmezsen onu manipüle edemezsin. Değil mi? Bilmediğin, nasıl çalıştığını bilmediğin bir şeyi manipüle edemezsin. Gibi. Çünkü birçok farklı authentication yöntemi var. Şu ana kadar özet olarak anlattım. Sorusu olan varsa alayım. Yoruldunuz mu? Rica ederim. Öncelikle güvenliğin ne tarafında çalışmak istediğinizi, o neyi merak ettiğinizi bilmeniz gerekiyor. Yani kimisi mesela sistem network'ü sever, kimisi kodu sever, kimisi web'i sever, kimi mobili sever. Kimi web'de front-end tarafını sever, kimi back-end'i sever. Birisi der ki ben otonom sistem hackleyeceğim. Sonra neler gerektiğini öğrendiğinde vazgeçebilir. Tamam. Kolay değil. Bir otonom sistemi, mesela yapay zekasını nasıl eklersin? Şimdi otonom sistemin de hacklenmesi için çok farklı senaryolar var.
Hiç yapay zeka ile alakası olmayan teknikler de var. Birçok araba hacklenebiliyordu zaten yapay zeka kullanılmadan önce de. Fakat yapay zeka mantığını hacklenebilmek için işler çok karışıyor. Bu nedenle önce bir odak belirlemek. Burada da en optimum çözüm her şey web odaklı çalıştığı için tahmin edersiniz. OWASP'tan başlamak iyidir. OWASP güvenlik zafiyetlerini belirleyen bir kurum değil. Binlerce güvenlik zafiyeti var. OWASP sadece bunları hızlı bir şekilde bir yerden başlayarak öğrenebilmenizi sağlıyor. Yani derli toplu halde inceleyebilmenizi sağlar. Ve birçok teorik konu var öğrenilmesi gereken. İşte güvenlik zafiyetlerini database'lerini inceleyebilirsiniz mesela. Common Vulnerability diye araştırabilirsiniz. İşte CVSS diye araştırabilirsiniz. Genel olarak işte bulunan güvenlik zafiyetleri bazı database'lerde saklanıyor. Bunlar genel açık şeyler, herkesin erişebilmesi için. Diyelim ki aranızdan bir tanesi HP bir donanımda bir zafiyet buldu. İçerisinde yazılım var sonuçta. Onun da. Onda da bir yetki, erişim, API sorunu olabiliyor zafiyetin. Bunları buldu. O bulduğunu önce firmaya duyuruyor. Firmaya bilgi veriyor. Sonra bunu bir database'e saklıyor. Database'i kaydediyor. Yani güvenlik açığı sitelerine birkaç tane var zaten sağlam. Onları bildiriyor ve bunlar database olarak kaydediliyor. Bunların ID'si oluyor, işte detayları oluyor. Sonra bunların skoru ve işte seviyesi oluyor. Kritiklik seviyesi gibi düşünün. 1 ile 10 arasında. Diyelim ki çok üst seviye bir zafiyet. Yani ben bunu kullandığımda bir yetki yükseltme yapabiliyorum. O zaman 9 ya da 10 olduğunu düşünün. Ciddi bir zafiyet. Bu gibi şeyleri inceleyebilirsiniz. Ne tür zafiyetler oluyormuş, hangi sistemlerde? Onların skorları var vesaire. Birçok şey. Bekir diyor ki biraz beyin yanması oldu hocam. Sohbet ettik. Çok girmedik konulara. Merak ettiğiniz soruları Discord ortamından da sorabilirsiniz. Oradan bana da ulaşabilirsiniz. Sanırım profil nasıl görünüyor? Sola doğru bakan biri var. Aslında sağa doğru bakıyor. O benim profilde. En son infoda paylaşan kişi. Hocam biz daha önce programdan önce böyle daha basit seviyede sorular sormuştuk, almıştık ama siz hepsine böyle genel cevap verince ben de biraz sorma şeyinde bulunmadım. Tamam. Çok çok da güzel anlattınız hocam. Çok teşekkür ederim. Ben de bu aralar işte Flask, API, web programlama, biraz da Python nesne tabanlı programa yöneliyorum. Bu anlamda da sizin kanalınızı da görmem çok iyi oldu. Onlarla ilgili bir sürü şey paylaşmışsınız. Onların hepsine de bakacağım umarım. Çok iyi. Evet, o yazılım kaynakları da incelemenizi öneririm. Sıfırdan başlayan da kaynak var. Ne Ben elektrik yapıyorsunuz? elektronik öğrencisiyim de stajdan sonra biraz daha bu alana yöneldim. Öğrenmeye çalışıyorum hocam. Çok da şey yaptığım söylenemez şu aşamada. Genel olarak web server oluşturma, işte Flask'e data nasıl çekilir, nasıl okunur, bir API nasıl yapılır, onları nasıl birbiriyle haberleştirir tarzı. Şöyle diyeyim. Elektronik okuduğunuz bir elektronikçi olmayacağınızı zaten biliyorsunuz. Yani çoğusu zaten okurken de bırakmış olabilir. Hatta herhangi bir mühendislik de olabilir bu. Okurken vazgeçmiştir. Yani bunu bitireceğim ama ben bu işi yapmayacağım. Yani olabilir böyle. Diyelim ki elektrik okuyorsun. Bu yazılım tarafına yönel. Bu çok normal. O elektronik bilgisi biraz da
herhangi bir yerde elektroniğin gerçekten bir donanıma dokunduysan, bir şeyler yaptıysan önemli. Yoksa teorik tarafı zayıf kalır. Teorik tarafın yeterli olmaz bu söyleyeceğim için. Fakat ufak tefek donanımlarla uğraştıysan, hobi olarak diyorsan, herhangi bir elektronik donanım üreticisine mesela başlayabilirsin. İsim vermek istemiyorum şimdi. Ama tahmin edersiniz. Türkiye'de de bulunan. Onlar da çok ciddi yazılımcı mesela aranıyor. Çünkü o satılan yazılım, satılan donanımlar içerisinde, elektronikler içerisinde yazılım var. Onu da yazanlar, geliştirenler. Onlar elektronik bilmesi çok çok önemli. O yüzden genelde elektronikçilerden tercih edilir falan onlar. Ya da iyi yazılımcıdır. O ekiplerin içerisine dahil edilir falan. Diğer yandan mesela IoT, Internet of Things dediğimiz, hiç donanım elektronik bilmeyen birisiyle elektronik çıkışlı birisi IoT'a yöneldiğinde bambaşka bir şey ortaya çıkıyor. Yazılım artı elektronik bilgisi IoT tarafında senin önünü açar. Bir otomasyon tarafında, yani donanımsal fabrika altyapısı otomasyon tarafında ciddi önünü açar. Temellerini işliyor. En azından var. Teorik temelin var. Üzerine istediğini koy. Gerçekten donanımla uğraşmasan bile. Ya da IoT tarafında gene diyelim ki güvenlik odaklı çalışacaksın. Gene elektronik temelin olduğu için işin kolay. Çünkü mimariyi biliyorsun sen. Bir zafiyeti incelediğinde onun mantığını anlaman çok daha kolay olacak. IoT Security'de ya da IoT artı AI. Buna Edge AI deniyor mesela. IoT ile yapay zekanın birleştiğinde bunu da gene iyi anlayacaksın. Çünkü elektronik temeli var. Ya da decentralized çalışmalar da yapılabiliyor IoT üzerinde. Ben decentralized AI çalışması yaparken, yani blockchain'de de IoT çalışılabiliyor. Çünkü blockchain'in de nodlara ihtiyacı var. Mesela IoT nodlarını sen blockchain'in nodları olarak düşünüp tasarlayabiliyorsun. Decentralization işlemi. Aynı şekilde yapay zekayı da bu amaçla kullanabiliyoruz. IoT artı yapay zeka, Edge AI, Edge Computing, Edge diye yazılır. Edge Computing diye. Buralarda da avantajlı olabilirsin. Savunma sanayinde avantajlısın. Donanım üretilen herhangi bir yerde avantajlısın. Donanım artı yazılım olan. AutoML ile ilgili neler düşünüyorsunuz? AutoML hafif bir konu. Standartlaşmış machine learning sorunları var. Örneğin resim, image classification gibi şeyler diyelim. Bunlar üzerine çok kafa yoracak, yormaya gerek olmayan senaryolar olabiliyor. Artık çok standartlaşmış. Bunları çok uğraşmadan çok yapay zeka bilgisi olmadan, çok kod yazmana gerek olmadan hızlı bir şekilde o sorunları çözebileceğin kategori automated machine learning, AutoML. Algoritmalar standart, onların çalışma mantığı standart o sorunu çözmek için. Sen bir nevi ona diyorsun ki ya benim bir sorunum var. Sen bir library'sin. Benim bir sorunum var. Ben detayı çok fazla bilmiyorum. Machine learning vesaire. Hızlı bir şekilde bunu çözmek istiyorum. Sen algoritmaları kullanarak şu sorunu çözmeye bak. Hangisi daha optimize ise ben onu kullanacağım gibi düşün. Hangi çözüm yolu optimize ise. Bu her alanda kullanılmaz, kullanılamaz. Bütün yapay zekayı değiştirecek değil yani. Çok standartlaşmış, kalıplaşmış, niş demeyeyim. Yanlış oldu. Çok standartlaşmış, artık iyi bilinen sorunları çözmek için ortaklaştırılmış algoritmalar ve bunların labirele dönüşmüş hali AutoML labirelleri. Yani işin başındayken, başlangıçtayken AutoML ile başlamanızı önermem. Onu yan uğraş gibi düşünün. Başlangıçta işin zor kısmı yapılır. Ben ne öğrendiysem böyle öğrendim. Başlangıçta kolay kısmını yaparsanız
gelişemez. Black box hyperparametre ayarları. Böyle bir şey yok. Hyperparametre ayarları var. Hyperparametre tuning başlığı. Black box zaten deep learning'in genel olarak ona black box deniyor. Çünkü inputla output arasındaki süreci tam %100 bilmediğimiz için kendisi bir öğrenme gerçekleşiyor. Tabii bunun için de çeşitli açıklama yapabileceğimiz çeşitli teknikler ve algoritmalar var. Yani deep learning'in yorumlanabilmesini sağlayan responsible AI, interpretable AI, işte trustful AI vesaire farklı yaklaşımlar. O black box dediğimiz deep learning'in artificial neural network yani yapay sinir ağının çalışma mantığını bir karar aldıysa onu nasıl aldığını bize söylemesini istiyoruz. Diyelim ki bir fotoğraf var. Ben dedim ki bu fotoğrafta 5 tane nesne var. Arkasında doğa var. Ben diyorum ki bu resimde köpek var mı? Algoritma bana var dedi. Resimde de köpek var gerçekten. Fakat gerçekten bunu bildiği için mi bana var dedi? Yoksa arka fondaki bir yaprak var diyelim. Onu köpeğe mi benzetti? Bunu bana söylemesini istiyorum. Diyorum ki özetle sen buna var dedin ama neden var dediğini bana söyle. O da bana diyor ki mesela bir color işlemi yapıyor da köpek dediği şeyi işaretliyor. Diyor ki bak köpek var bu. Fakat gidip bambaşka bir şeyi işaretlerse ben bilirim ki doğru bildi. O resimde köpek var fakat model yanlış çalışıyor. Bak black box'ı yorumlamaya çalışmak bu. Tabii aşırı detayları da var bu senaryonun. AI safety konusu oluyor bu. Dedim ya Türkiye'de ilk kez AI safety summit yapıyoruz. AI safety altında çok fazla konu var. Bir şeyi doğru bildi ama o doğru söylediği şey gerçekten doğru mu? Diyelim ki ChatGPT'ye sordum. 9-11 olaylarını işte 11 Eylül var ya İkiz Kuleler. Bunları Amerikan devleti mi yaptı diye sordum. O da evet dedi. Şimdi bu veriyi nereden aldın? Bak şimdi gerçekte onun gerçek olması farklı bir senaryo. Doğru ya da değil. Konumuz bu değil. Fakat bana ChatGPT bunun öyle olduğunu söyledi. Bu dedikodudur aslında. Bak gerçekten de öyle olabilir. Fakat kaynaklarda gerçek olarak ortaya sunulmuş bir kabul edilmiş bir kaynak yok. Yani varsayımsal olarak bir nevi dedikodulardan bana doğru yanlış cevabını veriyor. Gibi. Çok karmaşık olabiliyor. Bu tarafları çok karıştırmayayım. Hyperparameter tuning'de hyperparameter diye bir şey var. Bir de onun şöyle diyeyim. Birkaç tane ayar var. Black box dediğimiz neural network içerisindeki bir şeyleri ufak ufak ayarları diyelim ki iterasyon sayısı diyelim. Modelin eğitim sırasında kaç kere işte döngüye gireceği. Tamam, bunları ben belirleyebiliyorum. Her döngüde kaç tane veri parçası bizim modelimize gönderilecek veri olarak. Bu gibi şeyler var, ayarlar. O black box dediğimiz bizim çok fazla yönetemediğimiz algoritmanın yönetebildiğimiz kısımları. Yani ayar bilgileri. Bu ayar bilgilerine hyperparametreler denir. Biz onları değiştirerek modelin başarısını etkileyebiliriz. İyi ya da kötü olarak. Yani pozitif de etkilenebilir, negatif de etkilenebilir. Bunlara hyperparametre denir. Bunların ayarlanması işlemine de tuning deniyor. İnce ayar. Hyperparametre ince ayarlaması gibi. Bu temel deep learning konusu. Hyperparametre tuning diye araştırabilirsiniz. Rica ederim. Başka sorusu olan?
O halde teşekkürler. Umarım faydalı olmuştur. Ceyhan Bey, biz çok teşekkür ederiz. Çok güzel bir sunumdu. Deneyimlerinizi, yani bilgi birikiminizi bizimle paylaştığınız için çok teşekkür ederim. Rica ederim. Ben de memnun oldum. Görüşmek üzere, iyi akşamlar. İyi akşamlar. Katılımcı arkadaşlar, İyi akşamlar. İyi akşamlar. Sağ olasın. Kerem Bey, yayını kapatır mısınız?